Değerli misafirler, kitapların renkli dünyasına yaptığımız yolculukta yeni bir sayfa açmak üzere sizlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. 5 yıl önce çocuklarımıza okumayı sevdirmek, insanımızı daha çok kitap okur hale getirmek amacıyla çıktık bu yola. Pek çok nedenimiz vardı. Mesela gelişmiş ülkelerde yılda ortalama 20 kitap okunurken bu sayı ülkemizde sadece 7 idi. Yapılan araştırmalar Türkiye'de her 4 kişiden birinin okuma alışkanlığı olduğunu ve toplumumuzun %32'sinin hiç kitap okumadığını gösteriyordu. Oysa ülke olarak ileriye gitmek, bilimde, sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek ve bilgi üreten bir toplum haline gelebilmek için dün olduğu gibi bugün de her şeyden çok okumaya ihtiyacımız var. Değerli misafirler, kitap insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü insan dünyaya öğrenmek ve kendini geliştirmek için gelir. Öğrenmenin en ucuz ve etkili yolu da okumaktır. Başka insanların uzun uğraşlar ve araştırmalar sonucu büyük emeklerle, zaman ve para harcayarak ulaştıkları bilgiyi kitaplar cömertçe sunar bize. Bazen bir kitap okumak, dünyayı tanımak ve hatta değiştirmek için yeterlidir. Yol gösterici, ilham vericidir kitap. Kendimizi buluruz kitaplarda. En iyi kitaplar anlatır bize. Bu nedenle Konuşan Kitap Şenliği adını verdik. Yolculuğumuza biz değil kitaplar konuşsun, neden daha çok okumak gerektiğini onlar anlatsın istedik. Yabancı değildi kitaplarımızı konuşturanlar. Kültür, sanat, edebiyat ve düşünce dünyamızın önde gelen isimleri yalnızca kitapları değil, olanca maharetlerini de konuşturdular. Böylece o genç dimağları okumaya özendirmekle kalmayıp pırıl pırıl yüreklerde kendilerine müstesna bir yer edindiler. Hafızalara unutulmaz anılar olarak nakşedildiler. Bu vesileyle yola çıktığımız ilk günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, şenliklerimize katılarak çocuklarımıza model olan yazar, sanatçı ve aydınlarımıza teşekkür ediyorum. Değerli misafirler, Şanlıurfa, Kayseri, Ordu, İzmir ve Erzurum'dan geçti yolumuz. Ülkemizin dört bir yanında çağrımızla misliyle cevap verildiğini, seferberlik ruhuyla kitaba sahip çıkıldığını görmek ümidimizi artırdı. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, insanımızı kitapla buluşturmak için yurdun dört bir yanında hayata geçirilen başarılı projeleri büyük bir heyecanla takip ettik. Okullarda, okul öncesi eğitim kurumlarında, hatta evlerde başlatılan günlük okuma saati uygulamalarını, binlerce çocuğumuzun katıldığı okuma yarışmalarını anlattık gittiğimiz her yerde. Bir yılda yüzlerce kitap okuyan çocuklarımızdan birbirleriyle yarışırcasına topluma okuma etkinlikleri düzenleyen ve ard arda rekorlar kıran illerimizden övgüyle söz ettim. Dünyanın en yüksek katılımda kitap okuma etkinliği rekorunu ülkemize kazandıran Mersin'i örnek gösterdik diğer şehirlerimize. Sevgili Mersinliler, birlik, beraberlik ve dayanışmadan doğan sinerjinizle neler başarılabileceğinin küçük bir örneği olan bu etkinliğe göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum.
2013 Akdeniz oyunlarına da büyük bir başarıyla ev sahipliği yapan Mersin'imizi bir dünya markası haline getirecek daha pek çok başarılara imza atmanızı istiyorum. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar, biliyorum anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz, büyükler olarak hepimiz size sürekli kitap okumanız konusunda telkinde bulunuyoruz. Ve belki bazen sizi sıkıyoruz, bıktırıyoruz. Ama inanın bu o kadar önemli bir mesele ki belki de az bile söylüyoruz. İnsan kelimelerle düşünür. Ne kadar çok kelime bilirseniz, düşünme ufkunuz o kadar genişler, zeka seviyeniz o oranda artar. Zekayı ölçen en önemli kriterlerden biri kelime hazinesidir. Okumak sadece kelime hazinenizi, bilgi dağarcığınızı geliştirmekle kalmaz, sosyal ve kültürel yönlerinizi de geliştirir. Hayal dünyanızı zenginleştirir. Tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi, bizi biz yapan ve bir arada tutan değerlerimizi kitaplardan öğrenirsiniz. Yeter ki kitapların zengin dünyasından, size kazandıracaklarından kendinizi mahrum etmeyin. Unutmayın, hepinizin hayatını değiştirecek bir kitap var. Ama onu ancak okuyarak bulabilirsiniz. Sözlerime son verirken değerli katılımlarıyla şenliğimize destek veren yazar, sanatçı ve yayıncılarımıza, başta Sayın Vali olmak üzere etkinliğimizi gerçekleşmesine emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili Mersinlilere teşekkür ediyor. Ünlü ozanımız Karacaoğlan'ın bir şiiriyle şenliğimizi başlatmak istiyorum. İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye. Elif'in uğru nakışlı, yavru balaban bakışlı, yayla çiçeği kokuşlu, kokar elif elif diye. Elif kaşlarını çatar, gamzesi sineme batar, ak elleri kalem tutar, yazar elif elif diye. Evlerinin önü çardak, Elif'in elinde bardak, sanki yeşil başlı ördek, yüzer elif elif diye. Karaca olan eğmelerin, gönül vermez değmelerin, iliklemiş düğmelerin, çözer elif elif diye. Saygıdeğer hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz kıymetli hitaplarından dolayı. Eğer müsaade ederseniz biz sizi birazcık daha sahnede kalmanızı istirham ediyoruz. Zira yürekten yürüttüğünüz bu kadar projeyi bir teşekkür mahiyetinde efendim bir plaket takdimi olacak. Plaket takdimi için Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Sayın Metin Celal Zeynoğlu Beyefendi'yi buraya sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de hem hanımefendiye. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.